Merhaba teknoloji severler, ben Emre. Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Ve bu video serisinde ürünleri inceliyoruz, söküyoruz, içinde ne varmış ona bakıyoruz. Bugünkü ürünümüz Runcam FPV drone kamerası. Bu şekilde bunu inceleyeceğiz. Banggood'da satılıyor. Linkini aşağıya bırakıyorum. Güncel fiyatına bakabilirsiniz. Şu şekilde kutusunu inceleyelim. 1080 piksel 60 FPS'lik bir mini kamera olduğunu söylüyor. 9,8 gram gibi çok hafif bir ürün olduğu için drone'umuzda rahatlıkla kullanabiliyoruz. 150 derecelik de bir görüş açısı var. Şu an ilk defa açacağız. Şurada jelatini var. Hemen bunu açalım. Evet, jelatinimizi açtık. Kutumuz çok güzel açıldı. Şu şekilde kameramızı görüyoruz. Hemen bunu çıkartalım. Şöyle bir kamera. Burada hava alması için delikler bulunuyor. Şurada elektrik girişi var. Drone'a bağlayacağımız kısım. Micro USB kablosu. Buradan videoları transfer edebiliyoruz bilgisayarımıza. Şurada SD kart yuvası var. Şurası SD kart girişi. Bu şekilde. Burada da bazı çiplerimiz var. Gözüküyor bile. Az sonra söküp içine tamamen bakacağız. Sökmeden önce bunu drone'umun üzerine takacağım. Ama tabii kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Süngerimiz çıkıyor. Buradan bir takım anlatıyor işte nasıl kullanacağımızı. Yazılım güncellemesi, parametre ayarları, bilgisayara bağlama, kamerayı drone'a bağlama, SD kart, işte özellikleri. Devam ediyoruz. Şöyle bir poşet çıktı. Hemen bakalım poşetimizde neler var. Evet, öncelikle bir micro USB kablomuz var. Şu şekilde. Yassı bir kablo. Devam ediyoruz. Bu önemli bir kablo, bu güç kablomuz. Kameramıza takıp bunları da drone'daki kartımıza takacağımız kablo. Biraz da çift taraflı bant. Kamerayı tutturmak için bir çerçeve şu şekilde. Onun vidaları ve ultraviyole lens filtresi. Şunu şöyle çevirerek çıkartıyoruz. Şeffaf lens. Bunu ultraviyole ışınlara karşı daha farklı bir görüntü yakalayabilmek için bu filtreyi de takabiliyoruz. Ben bunu takıp da deneyeceğim ilk başta. Çünkü güneş ışınlarını fazla almıyor. Drone için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi drone'umuza takıp bir de görüntülerine bakalım. Evet, drone'uma kamerayı taktım şu şekilde. Burada iki adet güç kablosunu şurada görmüş olduğunuz. Tabi burada bantlar birazcık kötü gözüküyor ama kusura bakmayın. Pilimi sarmam gerekti şu şekilde süngerle. Her düştüğünde zarar görüyordu. Pil tehlikeli bir ürün bildiğiniz gibi. Şurada F405 kartımdan şurada gördüğünüz 5 volt ve GND pininden kamerama güç aldım. Kamera bu şekilde gözüküyor. Tek tıkladığımızda yanıp sönmeye başlayarak şu an kayıt altına alıyor. Ve kayıtlarda ses kaydı da yapıyor. Az sonra dışarıda çektiğim görüntüleri de göstereceğim. Drone'um da bu şekilde, merak ederseniz. Bunun da inceleme videosu, yapım videosu gelebilir. Tabii ki sizin isteğinize bağlı. Bu şekilde. Şimdi kameranın sökeceğiz bu kamerayı. Şunu göstereyim. Buradan bu şekilde çıkıyor. Ben bunu dışarıda kullanırken, havadayken şöyle lastikle bir tur lastikle bağlıyorum ki sarsıntıdan düşmesin diye. Bu şekilde şeffaf çerçevesinden kolayca çıkıyor. Kameramıza 128 GB'lık bir SD kart taktım. Bu kadar fazlasına gerek yok. Ama hızına güvendiğim için bu kartın.
kart takmayı tercih ettim. Evet, şimdi malzemelerimizi çıkaralım ve sökelim kameramızı. Evet, şimdi tornavidamızla vidalarını tek tek çıkartıyoruz. Birinci vidamız, şöyle kapağın üstüne koyayım ki kaybolmasın. Diğerlerini de söküyorum. İkinci vidamız. Üç. Dördünü söktüğümde şurası kendini bırakıyor. Şimdi şu şekilde bakabiliriz. Evet. Burada neler var? Hemen inceleyelim. Bir takım işlemciler, SD kart yuvası. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada bir kristal var. 12.000 MHz. Mikrofonumuz. Delikli metal gördüğünüz parça. Bir takım işlemciler. Söylenilene göre gyro sensörü de var. Hareketleri algılaması için. Ne için kullanılır bilmiyorum. Evet, şurada bir vidamız daha kalmış. Onu da sökelim. Tamamen kartı elini çıkartalım dışarı. Bu daha kısa bir vida. Şunlarla karışmasın. Anlamadım. Bunları kenara koyuyorum. Evet. Şimdi kartımızı şuradan nereden çıkarabilirim? Bunu bir şekilde buradan kanırtmamız gerekiyor. Şu şekilde kenardan. Evet. Geldi. Kenardan. Bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Maket bıçağı gibi sivri şeylerle böyle elektronik kartlara müdahale etmemeniz gerekiyor. Bir de kameraları sökmek zaten başlı başına büyük bir risk. Geri toplanamayabiliyor. Yine de ben sizler için böyle bir video çekiyorum. Evet, burada Rankem yazılı bir büyük bir işlemcimiz var. PCB kalitesi gerçekten çok güzel. Kalınlığı olsun. Çift katlı bir PCB. Üzerindeki komponentler olsun. Çok güzel gözüküyorlar. Burada kameramız kendisi. Burada farklı komponentler. Micro USB girişimiz. Gördüğünüz gibi içeriği bu şekilde. Şurada bir yazı var. SC06 Main. Main yani anakartı. Ondan bahsediyor. Evet, şimdi bu kameranın çekimine de bakabiliriz. Hemen dış çekimlerini gösteriyorum. Hemen oraya geçelim. Evet, drone'umuzla uçuşumuzu yaptık. Görüntüleri izlediniz. Tamamı bu kamerayla ve bu lensle çekildi. Görmüş olduğunuz ultraviyole lensle çekildi. Kayıtları izlediğiniz gibi. Yorumu size bırakıyorum. Nasıl olduğunu, fiyatına değer mi değmez mi? Bence hafif güzel bir kamera. Tavsiye edebilirim. Siz de iyice inceleyip o şekilde karara varabilirsiniz.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha yeni bir kanalım ve desteğinize ihtiyacım var videoların devam edebilmesi için. Bu arada drone ile ilgili video isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre ayrıca videolar çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.